Görme engelliği, diğer bir deyişle görsel yeti kaybı iki ana grupta incelenir. Az görme ve körlük olarak. Biz bu değerlendirmeleri yaparken iki temel görme fonksiyonundan yola çıkıyoruz. Birisi görme keskinliği, yani ne kadar uzağı net görebildiğimiz. İkincisi ise görme alanı. Tek ya da iki gözümüzle etrafımızdaki cisimlerin ne kadarını görme alanımıza girebildiğine göre karar veriyoruz. Bu tabii kişiden kişiye değişebilir. En çok rastlanan tipi okuyamamaktır. Yakını görememektir. Ama bunun dışında bir kişi belli bir düzeyde görüyor olmasına karşın televizyonda alt yazıları okuyamıyorsa, sokak levhalarını ya da tabelaları okuyamıyorsa, alışveriş sırasında fiyat etiketlerini okuyamıyorsa, karşıdan gelen bir insanın yüzünü seçemiyorsa gibi tüm durumlar az görmenin işaretidir. Az görme tüm yaş gruplarında olabilir. Yani doğumdan itibaren başlar ama ileri yaşlarda daha sıktır. Az görenlerin %80'i 50 yaş ve üzerindedir. Az görmenin önemi mutlaka rehabilitasyonla artırılabilecek ve kullandırılabilecek bir görme fonksiyonuna sahip olmasıdır. Bu açıdan az görenler total olarak görmesini kaybetmiş kişilerden farklıdır. Neden olur? Bu göze ait hastalıklar, örneğin retina hastalıkları, sarı nokta hastalığı, göz tansiyonu, glokom hastalığı gibi göze bağlı nedenlerle meydana gelebileceği gibi sistemik hastalıklarda, örneğin şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve özellikle beyne bağlı problemlerde yine görme azlığı meydana gelebilir. Tabii ki neden? Yaş gruplarına göre de değişir. Bebek ve çocuklarda görülmesi en sık beyne bağlı nedenlerdir. Örneğin doğum sırasında bir oksijensizlik kalma durumu ya da bir beyin kanaması bir o bebekte az görmeye neden olabilir. Demin saydığımız şekilde kişinin yapmak istediklerini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Hepimizin hobileri var. Bu hobileri gerçekleştirmek yine yaşam kalitemizin en önemli komponentlerinden birisidir. Yani özetle bireyin yaşam kalitesini yükseltmektir. Rehabilitasyona karar verildiğinde mutlaka bireysel bir program yapmak zorundayız. Çünkü her kişinin yapmak istedikleri, yapamadıkları farklıdır. Az görme yardım cihazları için oldukça geniş bir yelpazemiz var. Bunların bir kısmı optik cihazlar. Örneğin teleskopik gözlükler, mikroskopik gözlükler, telemikroskopik gözlükler, büyüteçler gibi optik sistemler. Ama çağımızın teknolojisi gereği artık dijital sistemler de devreye girmiş durumda. Onun için elektronik büyüteçler, özel yazılım programları, tabletler gibi pek çok uygulama az görenlerin yaşamını rahatlatan uygulamalar. Bunun dışında yöntem olarak yine sarı nokta hastalığında kullandığımız mikroperimetri ve mikroperimetri ile yapılan eğitim seansları hastanın okuma performansını çok arttıran, okuma hızını yükselten çalışmalar. Görsel habilitasyon programında ne yapıyoruz? Bu göze bağlı veya beyne bağlı olmasına göre değişiyor yaptığımız uygulamalar. Burada çocuğa uygun, hastalığına göre uygun görsel uyarı programları uygulayarak çocuğun görmesini geliştirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin odaklamasını, takip yapabilmesini, ayrıntı görebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve özellikle bu uygulamalar beyne bağlı nedenle az gören çocuklarda çok daha yararlı oluyor. Burada önemli olan çocuğun ilk 3 yaşta tanı konup bu uyarı programına başlatılmasıdır. Çünkü beynin bu uyaranlara cevap verdiği en iyi dönem ilk 3 yaştır. Aynı normal bir çocuğun görmeyi öğrenmesi gibi az gören bir bebek de burada uygun stimuluslar alırsa görme açısından görmesini geliştirebilir.